Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2019-2020 Öğretim Yılı, 2. Dönem Sınavı, 2. Oturum, 126, Felsefe 4. Soru 1. Jean-Luc insan doğasından yola çıkar, toplumsal sözleşmeyi kabul eder ama düşüncelerinin sonucunda mutlak monarşiye varmaz. Düşünür, mutlak monarşiye karşı liberal, özgürlükçü bir devlet sistemini ileri sürmüştür. Bu parça aşağıdaki problemlerden hangisiyle ilgilidir? A. Ahlakın ilkesi, B. Birey-devlet ilişkisi, C. Bilginin kaynağı, D. Varlığın oluşu. Doğru cevap B. Birey-devlet ilişkisi. Soru 2. Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı gerçekleşmiş ve buna bağlı problemler tartışılmıştır. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir. Dini otorite sarsılmaya başlanmıştır. Verilen bu özelliklerden hareketle 18. 19. yüzyıl felsefesinde aşağıdaki alanların hangisinde değişim olduğu söylenemez. A. Ekonomi, B. Sanat, C. Astronomi, D. Din. Doğru cevap C. Astronomi. Soru 3. Kendinde ve başkalarında insanlığı bir araç olarak görecek şekilde değil de onu bir amaç edinecek şekilde davran. Aşağıdakilerin hangisi Immanuel Kant'ın verilen ilkesine uygun bir örnektir? A. Kendini daha iyi hissetmek için dilenciye para vermek, B. Zor bir durumdan kurtulmak için yakınına yalan söylemek, C. Terfi edebilme düşüncesiyle işini daha iyi yapmaya çalışmak, D. Yardıma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle birine yardımda bulunmak. Doğru cevap D. Yardıma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle birine yardımda bulunmak. Soru 4. Bilginin a posteriori deneyime bağlı olarak oluştuğunu iddia eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Şüphecilik anlamına gelen septisizm, B. Akılcılık anlamına gelen rasyonalizm, C. Deneycilik anlamına gelen empirizm, D. Görecelik anlamına gelen relativizm. Doğru cevap C. Deneycilik anlamına gelen empirizm. Soru 5. Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, perhizim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu, zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık. Para harcayabildiğim sürece düşünüp düşünmemem de pek o kadar önemli değildir. Bu sıkıcı ve yorucu işten başkaları beni kurtaracaktır çünkü. Bu parçada eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanın düşünmekten kaçındığı, B. Duyguların etkisinde yapılan eylemlerin doğru olduğu, C. Sezgilerimizin bütün bilgimizin kaynağı olduğu, D. Sanatın bizi bütün sıkıntılarımızdan kurtardığı. Doğru cevap A. İnsanın düşünmekten kaçındığı. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi 18. ve 19. yüzyıl felsefesinde öne çıkan ahlakın ilkesi problemiyle ilgilidir? A. Mutluluk insanın aklıyla kendi eylemini seçmesindedir. B. İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır, deneyimlerle bilgiyle doldurulur. C. Yasama gücü kişisel haklar çerçevesinde görev ve yetkileri belirlenmiş kanun yapma gücüdür. D. T'nin kendini bilip tanıması varlıkların değişimini açıklayan diyalektik yasanın sonucudur. Doğru cevap A. Mutluluk, insanın aklıyla kendi eylemini seçmesindedir. Soru 7. Bilgi doğuştan değil, sonradan deneyimler aracılığıyla oluşur. İnsan duyu organları aracılığıyla kendi zihninin dışında bulunan dış dünyadan bir takım izlenimleri deneyimler ve bu izlenimlerden oluşan fikirleri zihninde tasarlayarak bilgi edinir. Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi eleştirilmektedir? A. Zihnimiz bilgi edinme sürecinde aktif durumdadır. B. Dış dünyadan aldığımız duyumlar bilginin ilk basamağıdır. C. Deneyim İmlediğimiz verilerle ilgili fikirler oluştururuz de dünyaya bütün bilgilere sahip olarak geliriz. Doğru cevap D. Dünyaya bütün bilgilere sahip olarak geliriz.
Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin genel özelliklerinden değildir? A. Felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir. B. Dini otoritelere bağlı kalınmıştır. C. Düşünce özgürlüğü gelişmiştir. D. Akla güven duyulmuştur. Doğru cevap B. Dini otoritelere bağlı kalınmıştır. Soru 9. Bentham'a göre mutluluk insanın çevresiyle ilgilidir. Çoğunluğun faydasına olan doğru eylemdir. Haz verici ve mutlu edicidir. Buna göre mutluluğun ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilginin sağladığı kesinlik. B. İradeyle seçilen kötülük. C. Eylemin sağladığı fayda. D. Ödeve uygun davranış. Doğru cevap C. Eylemin sağladığı fayda. Soru 10. 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan Emile'nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A. Rousseau, B. Goethe, C. Diderot, D. Voltaire. Doğru cevap A. Rousseau. Soru 11. Gadamer, anlamayı ufukların kaynaşması dediği teoriyle açıklar. Ön bilmenin sağladığı kişinin ufku, anlamaya yöneldiği şeyin ufkuyla kaynaşır ve ortaya anlama çıkar. Ufukların kaynaşması, dil ve anlam ilişkisi üzerinden bir insanın sözlerinin anlaşılması veya bir metnin yorumlanması şeklinde olabilir. Bu parça 20. yüzyıl felsefesinin aşağıdaki temel problemlerinden hangisiyle ilgilidir? A. Varlık sorunu, yeni ontoloji. B. Gerçeklik, görünüş sorunu, fenomenoloji. C. Değişim sorunu, diyalektik materyalizm. D. Yorum sorunu, hermeneutik. Doğru cevap D. Yorum sorunu, hermeneutik. Soru 12. Bilim insanlarının paylaştığı ortak değerlere işaret eden kavrama nokta nokta denir. Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Sentez, B. Paradigma, C. Metafizik, D. Deney. Doğru cevap B. Paradigma. Soru 13. Hilmi Ziya Ülken'e göre iki tür varlık vardır. Sonlu ve sonsuz varlık. Sonlu varlık olan insanın sonsuz varlık hakkında bilgisinin olamayacağını ve sonlu varlığın sonsuz varlığı yaşamasının imkansız olduğunu belirtir. Sonlu varlığın ancak akıl ve mantık aracılığıyla sonsuz varlığı düşünebileceğini, bunlara ek olarak da sezgiyle onu hissedebileceğini ileri sürer. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Sonlu varlığın sonsuz varlığı düşünebileceğini, B. Sezginin sonsuz varlığı hissetmenin yolu olduğuna, C. Sonsuz varlığın akılla bilinebileceğine, D. Sonlu varlığın insan olduğuna. Doğru cevap C. Sonsuz varlığın akılla bilinebileceğine. Soru 14. 19. yüzyılın tarihsel seyrine bakıldığı zaman bilimin ilerleyişinin birçok alanda yeni çalışmalar getirdiği, bu durumunda bilimde uzmanlık alanları fikrini açığa çıkardığı ve daha önceleri doğa felsefesi altında toplanan bazı bilim alanlarının felsefeden ayrılıp bağımsız birer disipline dönüştüğü görülmektedir. Bilimdeki bu gelişmeler filozofların bilgi üzerinde önemle durmalarına ve bilimi sorgulamalarına sebep olmuştur. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır? A. Dil kuramlarının geliştirilmesi, B. Bilim felsefesi alanının ortaya çıkması, C. Çok fazla felsefi yayın çıkarılması, D. Felsefenin üniversiteler aracılığıyla yapılması. Doğru cevap B. Bilim felsefesi alanının ortaya çıkması. Soru 15. Canlı varlıklar, tek hücreli canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar bu katmanda yer alır. Bu katmanda biyoloji bilimi ilgilenir. Bu özellikler Hartmann'ın aşağıdaki 4 varlık katmanından hangisine aittir? A. Ruhsal, B. Organik, C. Tinsel, D. İnorganik. Doğru cevap B. Organik. Soru 16.
Mantıkçı pozitivistlere göre bir önermenin doğrulanabilir olması, o önermenin yanlış ya da doğru olduğunun ortaya konması demektir. Doğrulanabilir önerme, olgusal olarak üzerinde deney yapılmaya uygun önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkan yoktur. Onun için anlamsızdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi metafizik bir önermedir? A. Kitap kırmızıdır. B. Masa yuvarlaktır. C. Ruh vardır. D. Hava güneşlidir. Doğru cevap C. Ruh vardır. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl filozoflarındandır? A. Albert Camus. B. Gazali. C. İbn Sina. D. Sokrates. Doğru cevap A. Albert Camus. Soru 18. Ülkemizde ilk kez felsefe ders kitabını yazmış ve bu derslerin programını yapmıştır. Hem lise hem de üniversitede felsefe okutmuştur. Şiirlerinde felsefe yapmış ve yazılarında felsefeyi savunmuştur. Birçok makalesine filozof olarak imzasını atmıştır. Özellikleri verilen Türk felsefeci aşağıdakilerden hangisidir? A. Nusret Hızır, B. Macit Gökberk, C. Aydın Sayılı, D. Rıza Tevfik Bölükbaşı. Doğru cevap D. Rıza Tevfik Bölükbaşı. Soru 19. Gel gelelim, gerçekten de varoluş özden önce geliyorsa insan ne olduğundan sorumludur öyleyse. İşte varoluşçuluğun ilk işi de her insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumluluğunu omuzuna yüklemektir. Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle çelişmektedir? A. İnsan özgür iradesiyle seçim yapan bir varlıktır. B. İnsan verdiği kararlarla kendi yaşamını biçimlendirir. C. İnsanın eylemleri önceden üstün bir güç tarafından belirlenmiştir. D. İnsan davranışlarının sorumluluğunu almalıdır. Doğru cevap C. İnsanın eylemleri önceden üstün bir güç tarafından belirlenmiştir. Soru 20. Ben yanılmış olabilirim ve sen haklı olabilirsin ve ortak çaba sonucunda belki doğruluğa biraz daha yaklaşabiliriz. K. Popper'ın verilen bu sözünde bilginin doğruluğunun belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır? A. Sezginin, B. Yararın, C. Ortak uzlaşının, D. Deneyimin. Doğru cevap C. Ortak uzlaşının. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.